I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. Herkese merhabalar, tüm dünya dostlarıma selamlar, sevgiler olsun. Hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir çanta yapımıyla geldim. Bakın. Şöyle deri bir çanta sapı taktım. Hazır. Bir bakın şöyle fermuar diktim buraya. Ve içine de böyle acemice de olsa bir astar yaptım. Kağıt ip kullandım. Tek kat şeklinde. İçerisine bakın bir keçe yapıştırdım. Yine silikonla, sıcak silikonla yapıştırdım. Arkasından da içine astarımı dikip bir fermuarla da bitirmiş oldum. Hazır bir deri çanta sapı kullandım bu şekilde ve böyle güzel bir çantaya sahip oldum. Şimdi hemen ölçülerini vermek istiyorum size. Evet arkadaşlarım, hemen şu çapını bir vereyim size. Evet, çantamız 23 santim çapında. Şurası ise, bakın şu yan körük ise hemen hemen 6 santim. Şuradan itibaren başlamışım. Şöyle yuvarlak bir şekilde. Burası da 74. Evet. 74 santim kadar. Bakın ben şöyle çantamızın bir duvarını diyeyim yaptım. Bakın iki sırada şu körük kısmı için ördüm. Burada ipimi çok uzun bıraktım arkadaşlar. Dikiş için belki lazım olur diye. Tamamen bakın kısa bir şekilde kesmedim. Bu şekilde bırakacağım. Şimdi diğerini beraber yapalım. Siz de benim gibi bir tanesi benimle yaparsınız. Diğerini de kamera arkasında yaparsınız. Daha sonra devam ederiz. İlk etapta şöyle bir sihirli halkayla başladım. Şu kısmı da uzun tuttum. Şöyle buraya toplam 8 tane sık iğne yapacağız. Bunu da saydım. Bu birinci, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın toplam 8 tane sık iğne yaptıktan sonra şimdi bunu kapatacağız arkadaşlar. Dikkatli olalım. Koparmayalım kağıt ip neticede. Şurada başlamış olduğum yere giriyorum. Şöyle bir tane kaydırma yaptım. Şimdi bu 8 tanenin üstüne 16 tane ikili trabzan olacak. Dolayısıyla 1, 2. 2 tane zincir çektim. İp alıyorum ve hemen bakın hemen buranın içerisine bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 oldu. Dediğim gibi toplam 16 tane olması için her bir sık iğnenin içerisine 2 defa girip ikişer ikişer ikili trabzan yapacağız. Böyle bakın. Buna giriyorum. 1, aynı yere tekrar 2. Tekrar bir sonraki sık iğneye 1, aynı yere 2 tane
İkili trabzan yaparak sona kadar gidelim. Şimdi bakın sona kadar geldim. Bakın arkadaşlarım son sık iğnedeyim. Şu alt tarafı da şöyle alta alıp yürütün ki sağlamlasın o da. Şu ipi diyorum yani şunu. Şöyle biraz. Evet. Şimdi her birine ikişer kere ikili trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Toplamda 16 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi şöyle geliyorum. Şöyle kağıt ipte elinizle de açarak şöyle form vererek arkadaşlar devam edin. Şimdi bu 16'nın üstüne 32 tane ikili trabzan yapacağız. Dolayısıyla yine 1, 2 zincir çekiyorum. Her bir sık iğnenin içerisine yine ikişer ikişer ikili trabzan yapıyoruz. Evet. Her bir trabzanın tepesine sık iğne dedim herhalde. Şöyle bakın 2 2. Bak. 1 aynı yere bir daha 2. Bu şekilde arkadaşlarım 32 tane trabzanı yapalım gelelim yine. Evet, buraya kadar 30 oldu. Şöyle en sona 31 bir tane daha yaptım ve 32. Toplam burada 32 tane ikili trabzanımız var arkadaşlarım. Sayın 32'yi bulduğunuz anda doğrudur. Eksik kalırsa aralara bir tane daha atarsınız. Bir problem olursa sökmeyin. Şöyle bakın. Birleştirdik. Şimdi bir sonraki aşamada ise 54 tane olacak ikili trabzanlarımız. Bu sayılar önemli arkadaşlar. Aynı sayılarda yapmaya çalışın. Şimdi burada 1, 2 zincirle yine çıktım. Şimdi bakın. Aynı yere girdim. Bir yanına geçiyorum. Aynı yere 2 tane daha yapıyorum. Şimdi 2 tane çift, 1 tane tek yapacağız. Bak şurada şimdi bu birinci çiftimiz. Bu ikinci çiftimiz. Hemen yanına 1 tane tek yapıyorum. Bakın bu 1 tane tek. Bak 2 çift yaptım, 1 tane tek. Şimdi yanına hemen geliyorum. Buraya çift yapacağım. Bir çiftimi yaptım. Şimdi hemen yanına ikinci çiftimi yapıyorum. Bakın. Bir. İki. Bakın. Bir, iki tane çift yaptık değil mi? Bir tane tek yapıyoruz. Bu şekilde ilerleyecek bu sıra. İki tane çift, bir tane tek, iki tane çift, bir tane tek şeklinde. Bir teki yaptığıma göre şimdi de iki tane çift yapacağım. Bu birinci çiftim. Hemen yanına bir çift daha yapıyoruz. İki tane çifti yan yana yapmış olduk. Bak. 1 2 çift. Hemen yana ne yapıyorum? Bir tane tek yapıyorum. Bak. Bundan sonra yana geçiyorum. Bir tekten sonra yine 2 tane çift yaparak bu sırayı 54 trabzana tamamlıyorum. Bir tek mi yaptım? Şimdi yine dediğim gibi iki çift bir tek, iki çift bir tek şeklinde sona kadar gidelim. Evet arkadaşlarım, şimdi burayı bir sayalım bakalım. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Dokuz elli
51, 52, 53, 54. Evet, sayımız 54 olduysa tamamdır. Siz de 54, yani buraya dayanmış olsa bile birazcık sökün. Şuralarda aralara atın. Eğer öyle bir sıkıntı olursa, yer kalmazsa. Fakat aynı sayılarla yaparsanız sıkıntı olmayacaktır. Evet, bunu da kaydırmayla şimdi böyle birleştirdik. Şimdi bakın. Şu anda şu 3 sırayı bitirdik. 1, 2, 3. Evet, şimdi bir tane zincir çekiyorum. Ve her birinin içerisinden bir tane sık iğne çıkarıyorum. Yani toplamda burada yine 54 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Artırma, eksilme yok. 54 sayısını bu sıramızda koruyoruz. Böyle. Bu şekilde bir sıra 54 tane sık iğne yapalım gelelim. Evet. Tek tek tüm trabzanlarının tepesine sık iğne yaptık. Fazla oldu zannedersem. Yine sık iğnemiz de 54 tane olacak. Bunu unutmayalım. Bu sayıyı koruyalım. Evet. Şöyle ellerinizle açarak şöyle düzelterek devam edin arkadaşlarım. Evet. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Buraları yapacağız. Evet arkadaşlarım. Şimdi bir üst sıraya çıkarken bakın şurada kaydırmayla birleştirmiştik hatırlarsanız. 1 2 tane zincir çektim. Bakın. Tığımın üstüne alıyorum. Hemen şuraya ilk sık iğnenin tepesine giriyorum. Şöyle tekrar bak kapatmadım bekliyorum. Yine ikisini aldım. 3'ü kaldı. Dördüncüyü de alıyoruz. İki tane çekip bakın tığda 4 tane var. Hepsini birlikte çekiyoruz. Araya 3 zincir. 1 2 3 gevşek bir 3 zincir çekelim. Eliniz sıkıysa burada 4 zincir çekin arkadaşlar. Tekrar üstünü alıyorum. Bak hemen yanındaki sık iğneye geliyorum. Yine böyle yarım aldım, beklettim. Tekrar beklettim. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi tığımızda 4 tane trabzan olacak. 2, 4, 5 tane ilmek olacak arkadaşlar. Ne yapacağız? Bunu bu şekilde toplayacağız. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 ve 3. Çok sıkı çekmeyelim bu 3 zinciri. Kasma yapabilir arkadaşlar. Dediğim gibi eliniz gevşekse 4 zincir de çekebilirsiniz aralarına. Elinize göre ayarlayın. Yine hemen yana geçiyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi bunlardan kaç tane olacak? Ben 14 diye hatırlıyorum ama bittiği zaman yine beraber sayalım. Yarım. 4'er 4'er bakın şöyle topladım. Tekrar şimdi 3 zincir. 1 2 3. Tekrar hemen yandaki sık iğneye geliyorum. Yarım aldım, beklettim. Tekrar yarım aldım, beklettim. Yarım aldım, beklettim. Bakın 1, 2, 3, 4 tane trabzanımız var. 5 tane ilmeğimiz var. Hepsini beraber topladım ve 3 tane zincir çektim. Böyle. Evet, burası bu şekilde. Elinizde de şöyle aça aça ayarlaya gidin arkadaşlar. Evet, şöyle oturtun yerine kağıt ipi. Evet, şimdi ben burayı bir
dolanıp buraya geleceğim. Sonra size kaç tane yaptık sayısını vereyim. Evet, sona kadar geldim. 1, 2, 3 zincirimi yine çektim. Şurada ilk başladığımız yere şöyle kaydırmayla sabitliyorum. Hemen şuraya bir tane sık iğne yapalım. Şimdi bakın buraları böyle elinizle açın. Şöyle. Bir sayalım arkadaşlar. Şuradan itibaren sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Evet. 14 tane bu şekilde grubumuz olacak. İkili trabzan grubu 4'er 4'er yaptık. Şöyle düzeltelim güzelce. Şimdi bir üst sıraya devam edelim. Şimdi arkadaşlarım, buraya bir tane sık iğne yaptık. Şöyle bir dakika, şöyle yapalım. Bir tane zincir buraya çekelim. Bakın. Daha sonra şurada gördüğümüz boşluğa 4 tane sık iğne yapacağız. Yani 3 zincirlere 4 sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4. Burada bakın trabzanlarımızın olduğu yerde ise bir buraya bir buraya 2 tane. 1 bir de buraya 2. Tekrar şu 3 zinciri çektiğimiz yere 4 tane sık iğne. 1 2 3 ve 4. Şimdi trabzanların olduğu yere 2 tane. 1 buraya, 1 buraya. 1 bir de buraya 2. Şimdi şu 3 zincirin üstüne tekrar 4 tane olacak. 1 2 3 ve 4. Şimdi bir buraya, bir buraya olmak üzere 2 tane de trabzanın tepesine olacak. Yani 4 2 6 tane. Her trabzan boşluğuyla trabzana 6 6 ilerleyeceğiz arkadaşlarım. 4 buraya, 2 buraya. 4 buraya, 2 buraya şeklinde bitirelim. Burada görüşelim. Evet. Sona kadar geldim. Şimdi başlamış olduğum yere tekrar geliyorum. Şöyle kaydırma yaparak birleştiriyorum. Dediğim gibi örerken hep böyle açarak, yerleştirerek devam edin. Şimdi 1 2 zincir çektim. Her birine şöyle her bir trabzanın tepesine ikili trabzan yapacağız. Bakın. Artırma eksiltme yok bu sırada. Sık iğneleri tek tek sırayla ikili trabzanlarla çevreleyeceğiz arkadaşlar. Böyle. Hemen sonrakine. Dediğim gibi artırma eksiltme yok bu sırada. Hepsine ikili trabzanlar örelim ve sonda görüşelim. Sona kadar ikili trabzanlarımızı yaptık. Bir tane de şuraya yapacağım ki ayrık görünmesin diye. Şimdi şöyle şu zincirimizin hemen tepesinden girdim. Tekrar 1, 2. Şimdi arkadaşlar hemen şuraya aynı noktaya bir tane daha yapın. Zaten şöyle yapacağız. 5 tek 1 çift bu sırada. Artırma yapacağız. 5 tek 1 çift. Şu anda 1 çiftimizi yapmış olduk. Devamında 5 tane tek yapalım. Bakın. 1 2
2 3 4 ve 5. Şimdi buraya 2 tane yapacağız. 5 tekten sonra bir çiftimizi yapacağız. Bak yine aynı yere, gördünüz mü? Çift yaptım. Devam ediyorum. Yine 5 tane tek yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 5 tekten sonra bir tane çift yapacağız buraya. Bir, aynı yere tekrar. İki. Bak, bir tane çift yaptık. Arada 5 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane çift yaptık. Arada 5 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5. Daha sonra çift. Yani 5 tek 1 çift. 5 tek 1 çift şeklinde dolanıyoruz. Burada tekrar görüşelim. Şöyle son kısma geldiğimizde şuraya bir tane daha yapmazsak arası boş kalıyor arkadaşlar. Yine bakın buraya bir tane daha yapacağım. Getramsını mı yaptım? Ve şuradan şöyle birleştirdim. Evet. 5 tek 1 çift, 5 tek 1 çift şeklinde bu sırayı da bitirdik. Şimdi buranın üzerine bir sıra sık iğne yapacağız. Bir zincirimizi çektik. Bakın. Şimdi burada 1 2 3 tane yan yana sık iğne yaptım farkındaysanız. Şimdi dördüncüye çift batacağız. 1 2 Şimdi burayı ortalamak için ayarladık. Yine 5 tek bir çift yapacağız. Dolayısıyla şimdi 5 tane sayalım. 1 2 3 4 5 5 tane bakın tek geldik. Şimdi hemen bir sonrasına çift batıyoruz. 1 2 Tekrar 5 tane çift, pardon 5 tane tek, 1, 2, 3, 4, 5. Yan tarafa çift yapıyoruz. 1, 2. Dediğim gibi arkadaşlar mantığımız aynı. 5 tek 1 çift. 5 tek 1 çift şeklinde yine burayı da bitiriyoruz. Şurada ben hani 3 tane yapıp hemen çift yapmamın sebebi tekrar şu buraların üstüne artırmalar gelmesin. Bu 2 artırmanın tam ortasına gelsin niyetiyle burada 3 tane tekten sonra çift yaptım. Daha sonra onu yaptığım için, o ayarlamayı başta yaptığım için bakın şimdi artırmalar hem bu ikisinin ortasına denk gelecek. Bu şekilde 5 tek 1 çift. 5 tek 1 çift sona kadar gidelim. Şimdi bakın tüm çevresini sık iğneyle ördüm. Başladığım yere geldim ve kaydırmayla burada kapattım. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu sıra bizim son sıramız.
Ve bu sırada artırma eksiltme yok. Her birinin tepesine batarak bir sıra daha sık iğne yapıyoruz ve duvar kısmını bitirmiş oluyoruz. Daha sonra kenardan yukarısı için ilmek çıkaracağız bu sıradan sonra. Fakat şimdi bu sırada tekrar ediyorum. Artırma, eksiltme yok. Her bir sık iğnenin içerisine tek tek girerek sık iğne yapacağız. Evet, bu şekilde her birine girin ve sonda görüşelim. Yine bu sıranın da sonuna geldim. Şöyle evet, şu şekilde kaydırma yaparak bir zincir çekiyorum. İpimizi koparmayalım çünkü ne yapacağız? Şimdi son sırayı yaptık arkadaşlar. Bu büyüklük size yetmiyorsa şayet üzerine yine bir sıra, iki sıra daha sık iğne gidebilirsiniz. Şimdi burada bir ölçüm yapalım. Bakın buradan başlıyorum ve 23,5 falan çapı. Şöyle bakarsak evet 23 santim çapı. Evet, şimdi bu aşamadayken daha böyle hani şu kenarlarını yükseltmeden önce keçeyi kesmek daha kolay olacak arkadaşlarım. Böyleyken hemen altına şimdi ben keçeyi koyacağım, çizeceğim ve keçeyi çizdiğimde şuradan çizeceğim ya, mesela kesimini hemen şöyle böyle yarım santim kadar, yani bir sık iğne boyu kadar içten, yani kestiğimde buraya gelecek. Şurayı kaplamayacak. O şekilde düşünün. Şimdi şöyle keçemizi bunu ütülemiş olsak arkadaşlar daha iyi olacak. Şimdi ben şu anda ütüleyemeyeceğim ama şöyle bakın tam şu kenara denk getirecek şekilde şöyle şu kırmızıyla yapalım. Neredeyse 24 olmuş bu arkadaşlar. Tam açtığımız zaman. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bir yuvarlak kestik. Fakat bunu dediğim gibi şöyle tam çizginin üstünden değil de şöyle yapabiliriz tekrar kesmeden önce. Bakın. Şöyle bir yaklaştırayım. Hemen şöyle yarım santim kadar içeriden şöyle çizip daha sonra kesersek daha iyi olacaktır. Evet, bu şekilde kestik. Şimdi bunu iç kısma yapıştırdığımız zaman şöyle bakalım bir. Bakın, şöyle gelecek. Ölçü bu arkadaşlar, bak. Bu şekilde. Şurada bir ilmek sırası böyle açıkta kalacak. Bakın bu hala büyük.
Ben bunu şimdi şu kenarlarından biraz daha alacağım. İçine koyduğum zaman şöyle görünecek her tarafa. Bunu yapalım, gelelim. Bunu tam olarak ayarladığınızdan emin olduktan sonra diğer keçenin üzerine koyalım. Şöyle bir iğne yardımıyla bunu buraya sabitleyelim. Şöyle kaymasını önlemek için iğneledim. Yine tutalım buradan ve bunu güzelce tam aynı ebatta keselim. Evet, gördüğünüz gibi diğerini de kestik arkadaşlar. Böyle. İkisi de hazır şu anda. Şimdi bakın arkadaşlarım. Şöyle şuradan çok sıkmayın elinizi. Normal ördüğünüz ayarda böyle kaydırmalar yapacağız. Slip stitch. Bakın. Bu şekilde. Tek tek tüm çevresini dolanalım. Burada görüşelim tekrar. Şimdi kaydırma işlemini bitirdim. Bakın. Sona kadar geldim. Burada bak, şurası kaydırma kısmı. Şimdi şuralardan ilmek çıkaracağız. Bir sıra ikili trabzan, iki sırada sık iğne yaptım, bıraktım ve buralarda hiçbir sayı artışında hiçbir şekilde sayı artırımı yapmadım arkadaşlar. Aynı şekilde çıkaracağız ve aynı şekilde devam edeceğiz burada. Artırma yapmayacağız. Şimdi şöyle İlk başladığım yer burasıydı. Sona kadar bakın geldim. Şöyle bir zincir, iki tane zincir çektim. Bakın ters kısmı burası. Çantamızın düz kısmı, yani dış tarafa gelecek olan kısımda bu kısım. Şimdi düz kısımdayım, yani çantanın dış kısmında görünecek olan kısmındayım. Ve buradan itibaren şimdi tek tek ikili trabzanlar yapacağım. Bakın nereden çıkarıyorum. Şu kaydırmadan ziyade şuradan, bak arka tarafından. Şöyle yaptığım zaman anlayacaksınız. Bakın şöyle. Şu ön kısım kalıyor. Bak oraya girmiyorum tığımla. Hemen bak, burası kaydırma kısmı, arkaya. Şöyle gir. Ve ikili trabzanlarla ilerliyorum. Belli batacağımız yer arkadaşlar çok ortada, yani görünüyor. Bakın şöyle. Şu çizgi kalacak. Tek tek şu arkadan. Dediğim gibi hiçbir artırma, eksiltme yapmıyoruz. Görmüş olduğumuz böyle sık iğnelerin tek tek tepelerine ikili trabzan yapıyoruz. Bunun ardından da yine iki sıra sık iğne örüyoruz ve bitiriyoruz. Evet, bakın görüntü şöyle. Şurada görüntümüz bu. Bak, burası ön yüz, burası iç kısım. Şöyle buraya yapıştıracağım. Bu da yapışsın. Silikonla yapıştıracağım şimdi keçeleri bitirdikten sonra.
aslında bu sırada, yani tam olarak buradayken yapıştırıp örmeye devam da edebilirsiniz. Ben şimdi diğerini böyle örüp yaptım, içine yapıştıracağım. Bunu da aynı şekilde ördükten sonra yapıştıracağım. Böyle tek tek ikili trabzanlarımızı çıkararak ilerliyoruz. Şöyle iki tane şeyden de alın. Bakın, arkadaki ilmeğin iki kanadına da girelim. Şöyle. Tek kanattan değil. Bak, bir daha gösteriyorum. Şöyle. Gördünüz mü? Şöyle tek değil. Şu arkadaki ilmeğe de girin arkadaşlar. Şöyle. Evet, şimdi bitişe kadar devam edelim. Bakın, tüm çevresini ben size gösterdiğim şekilde çevirdim. Tek tek ikili trabzanlar çıkardım arkadaşlar. Hiçbir artırma, eksiltme yok. Gördüğünüz her yerden bir tane ikili trabzan çıkaracaksınız. O kadar. Şimdi şöyle beraber kapatalım. Evet, birazcık zor oldu bu şekilde ilmek çıkarmak. Bunu daha ince, daha ucu küçük bir tığla da çıkarabilirsiniz arkadaşlar, bu kısmı. Evet, çıkardık. Başlamış olduğumuz yere bakın. Şuraya girelim. Şöyle kaydırmayla birleştirelim. Bir zincir çekiyorum. Şimdi her birine batarak iki sıra sık iğne yaptım arkadaşlar. Bakın. Yine hiçbir artırma, eksiltme yok. Her bir trabzanın tepesine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde iki sıra yapalım ve sonra görüşelim. Evet, ikinci sırayı da bakın bitirmek üzereyim. Yani trabzanın üzerine iki sıra sık iğne gittim. 1, 2. Şöyle son sık iğnemi de yapıyorum. Buraya giriyorum. Şu şekilde bir zincir çekip uzunca bir ip bırakacağım. Bunu dikmek için kullanacağım arkadaşlar. Bu iki parçayı birbirine dikmek için ikisinde de uzunca bir ip bıraktım. Bakın, diğerinde de bıraktım. Bunda da şu anda bırakıyorum. Şimdi bunun içerisine uygun bir şekilde bakın keçemizi kesmiştik. Ben şimdi buraya yapıştırmadan önce, şimdi buraya yapıştıracağız ama yapıştırmadan önce içerisine yapacağım astarı da kestim. Buradaki şundan birazcık şöyle 1-2 santim fazla olacak şekilde arkadaşlar. Bunu da kestim. Yani bunu yapıştırmadan önce bunu bir kalıp olarak kullanıp kumaşınızda kesebilirsiniz. Onu fikir olarak size söylemek için gösterdim. Şimdi bakın şöyle her iki parçanın içerisine de bunu yapıştıracağım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Birbirlerine iğneyle tutturmuştum keserken. Evet. Şöyle bir yerleştirelim bu arada. Evet arkadaşlarım, bakın daha önce kesmiş olduğumuz keçelerimizin bir tanesini ben yapıştırdım. Hemen böyle sıktığımız zaman yapıştırmamız gerekiyor, yoksa soğuyor. İlk etapta biraz acemilik yaptım. Şu ortayı komple hani sıkayım sonra yapıştırayım dedim ama olmadı arkadaşlar. Hemen soğudu. Dolayısıyla da bakın şöyle. Şimdi şunu alalım. Hemen bakın şu ortayı şöyle yerleştirdikten sonra şöyle bir önce yerleştirelim tam olarak. Bakın yerleştirdikten sonra şunu alıyorum. Hemen şurayı mesela yapıştırın. Hemen yapıştırın.
Daha sonra tekrar böyle yavaş yavaş ilerleye ilerleye her yerine aça aça, bakın bu şekilde. Yani sıktığımız anda hemen yapıştıralım. Tek tek böyle ortadan kenara doğru. Bakın şuralara yapıştırmayacağım ben. Şu yapmış olduğum aradaki şeyler çıkmasın oradan diye. Evet. Yeterli olur. Zaten biz bunun içine kılıf da yapacağız. Bunun çıkacağını da zannetmiyorum. Çünkü kağıt ip yıkanmayacak neticede. Evet bu şekilde şöyle. Mesela bu tarafı yaptım ya diyelim ki. Tekrar şöyle şu tarafı kaldırın. Şurayı mesela. Tekrar yapıştırın. Evet. Gelelim tekrar. Bu şekilde. Güzelce çıkmayacak şekilde yapıştıralım arkadaşlar bunu da. Evet arkadaşlarım bakın bu şekilde kecelerimizi yapıştırdık. Şöyle bakın biraz fazla yaptığım için de hafiften dışarı çıkmış, onları temizleyebiliriz. Şimdi ben buna astar dikimini sizlere göstermeyeceğim. Çünkü ben de başka bir arkadaşımızın videosundan yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Buraya bırakıyorum. İlmek Tutkum kanalı astar yapımı link bırakıyorum. Bakın sizler de o linke tıklayarak astarınızı yapabilirsiniz. Şimdi ben bunu birbirine dikeceğim. Ama dikmeden önce şöyle bakın fermuarla tam olarak böyle bir ölçümü alacağım. Şöyle ortalayacak şekilde. Şurayı en alta getirmeyi düşünüyorum. Bakın şu biten yerleri. Ben şöyle bir tam olarak şöyle ayarlayıp ölçümü alayım. Şuralara bir işaret koyayım. Sonra beraber dikelim. Bakın bir buradan bir diğer taraftan alarak böyle dikmeyi düşünüyorum arkadaşlarım. Tek tek bir buradan bir karşıdan. Aynı yerden bir daha şöyle geçeceğim. Şimdi diğerine geçiyorum bakın. Bir bu taraftaki ilmeğe giriyorum. Bir de hemen karşısındakine giriyorum. Böyle.
bu şekilde şu işaret koyduğum yere kadar şimdi karşılıklı dikeceğim arkadaşlar. Evet, işareti koyduğum yere kadar bakın tek tek diktim. Şimdi bu ip uzun geldi ya, bunu da burada bırakacağım arkadaşlar. Saplarını dikerken lazım olabilir veyahut da fermuarı diktikten sonra biraz daha dikmek, biraz daha sökmek gerekebilir. Dolayısıyla hemen kapatmayacağım ben burayı. Bak bunu burada bırakıyorum. Şimdi şu tarafı alıyorum. Tekrar burayı takacağım. Burayı daha uzun bırakmışım. Birazını kestim. Şöyle. Burayı da tek tek dikelim. Diğer işaretimize kadar. Şöyle. Bakın işaret burada arkadaşlar. Aynı şekilde buraya kadar. Burayı da dikeceğim şimdi. Evet, kamera arkasına dikip gelelim. Şu işaretimize kadar dikeceğiz. Evet, burada da bakın ölçüye kadar tek tek karşılıklı diktim. Şöyle kameranın altında. Zor olduğu için size çok gösteremedim ama dikiş bu şekilde arkadaşlarım. Bakın içerisi nasıl oldu dikildikten sonra. Şimdi şu kısma komple fermuar gelecek. Fermuarı da yine astarı makinede dikeceğim. Fermuarı da buna dikeceğim. Size vermiş olduğum linki takip edin arkadaşlar. Siz de o linkte arkadaşımızın anlattığı gibi astarınızı yapın. Sonra görüşelim. Evet arkadaşlarım, çantamızın astarını, fermuarını kamera arkasında diktim. Ben acemi olduğum için sizlerle paylaşmadım bu bilgileri. Tekrar ediyorum, İlmek Tutkum kanalında girerseniz çanta astarlama, fermuar dikme, oradan yardım aldım ben, siz de oradan yardım alabilirsiniz, orayı takip edebilirsiniz arkadaşlarım. Bu şekilde bakın bir astarla kapatmış oldum, içine yapıştırmış olduğum keçeleri, güzel oldu. Fermuarı da diktiğimiz zaman daha bir güzel oldu. Evet arkadaşlarım, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlarım merhaba. Şu an bu çantanın videosunu düzenliyorum. Fakat sapı taktığım kısmı çektim. Silinmiş, nasıl oldu anlayamadım, bayağı bir aradım bulamadım, çok özür diliyorum bunun için sizden. Fakat baştaki resimlerden bir tanesinde bakın özellikle yakından çektim, gösterdim, bir zincir çektim, zincire takıverdim. Zaten çanta sapı hazır, kenarlara 3'er tane zincir çekin, sağlamlaştırın, takıverin arkadaşlar. Hazır kullanmak istemiyorsanız kendiniz de zaten örebilirsiniz. Tekrar özür diliyorum. Hoşça kalın. Kullananlar sağlıkla, huzurla, güzel günlerde kullansınlar.